Merhaba canlarım, merhaba güzellerim, merhaba gençler ve daima genç kalanlar, merhaba genç kalmakta kararlı ve ısrarlı olanlar. Bugün size benim anladığım derin devlet ile bazı komplocuların anladıkları veya anlattıkları derin devlet arasındaki farkı açıklamaya çalışacağım. Dilim döndüğünce, beynim yettiğince, bilgim ve deneyimlerim izin verdiğince. Canlarım benim. Benim anladığım derin devlet, gençler pek bilmezler ama orta yaş kuşak mutlaka hatırlayacaktır. Benim kuşağım ise zaten onlarla birlikte yaşamışlardır. Mahallelerde muhtarlıkların yönettiği mahallelerde ihtiyar heyetleri vardı. Onlara önceden tabii ihtiyar azaları denirdi. İhtiyar azası demek aslında ihtiyar insanlar demek değildi. Muhtarın bir nevi danışma heyetiydi. Muhtar çizgiyi aşarsa, çizginin dışında yetkilerini kullanmaya kalkarsa ihtiyar heyeti muhtarı engellerdi. Yani ihtiyar heyeti bir bakıma kanunların, geleneklerin, göreneklerin ve aklın temsilcileri gibiydi. Devletler daha ilk kuruldukları andan itibaren, yani o krallıklar, şahlıklar, padişahlıklar döneminde bile mutlak surette aynı zamanda kralın, şahın, sultanın, padişahın dışında ve hatta gizlice üzerinde ihtiyarlar heyetine sahip olurlardı. Bunlar şuralardı. Oralarda istişare ederdi krallar, sultanlar, şahlar, padişahlar. Ve o kendisinden daha deneyimli, daha tecrübeli o ihtiyarlarla. İhtiyar olmak sadece yaşça padişahtan, sultandan, kraldan falan daha büyük olmak anlamına gelmez. Asla, asla öyle değil. Bunlar her konuda ve daha doğrusu değişik konularda uzmanlıkları olan kişilerdi. İşte o uzmanlar birlikte dönemin muktedirine diyelim ona, iktidar sahibine akıl verirler, nasihatlerde bulunurlardı. Yine benim penceremden bakıldığında Osmanlı Devleti'nin ilk derin devleti ya da o zamanlar devlet demeyelim, Osmanlı Beyliği'nin ilk derin devleti Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Bey'in ikinci kayınpederi. Yani Orhan Bey'in babası, dedesi değil. Hayır, Orhan Bey'in dedesi değil. İkinci kayınpederinin, Bala Hatun'un babası Edebali'dir. Yahut da kimilerine göre Edebalı'dır. Konyalı olan bu muhterem zat çok güzel bir İslam eğitimi almıştır. Tabii o zaman eğitim denilince, kültür denilince İslam eğitimi, İslam kültürü deniliyordu. Mevlana ile sohbetler yaptığı bilinir. Büyük deneyim sahibiydi. Bir devleti yönetebilecek kadar üstün meziyetleri, bilgisi, tecrübesi vardı. Ve onun damadı ve Osmanlı Beyliği'nin ilk beyi Osman Bey'e, yani damadına yazdığı mektup tarihte halen bir lidere yazılabilecek ya da bir lidere verilebilecek en güzel nasihatleri içermektedir. Günümüz için de aynen geçerlidir ama ne yazık ki günümüz Türkiye'sinde unutulmuş gitmiştir. Günümüz Türkiye'sini yönetenler Edebali'nin damadı Osman Bey'e verdiği nasihatlerin hiçbirisine uymuyorlar. Hiçbirisine uymuyorlar ama. Uymadıkları için de Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu görüyorsunuz. Avrupa devletlerinde ve Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Japonya'da halen benim anladığım anlamda derin devlet vardır. Yani ihtiyarlar heyeti vardır. Amerika Birleşik Devletleri'ne olsun, Avrupa Birliği ülkelerine olsun ki Avrupa Birliği ülkelerinde pek çok devlette derin devlet o ülkelerin sarayları tarafından seçilir. Evet, kral, kraliçe, neyse. Krallıkların, kraliçelerin formayı da icabı da olsa devam ettikleri ülkelerde. O ihtiyar heyetleri ya da benim kafama göre o derin devletler siyasetçileri, seçilmiş siyasetçileri
Bakınız, siyasetçiler derin devleti oluşturan kişilerin eline su bile dökemeyecek kadar bilgi sahibi olan kişilerdir. Onlar halkı ikna ederek, halk dediğinizde dünyanın en gelişmiş ülkelerde bile cahil halkın toplam sayısı, eğitimli halkın toplam sayısının çok çok üzerindedir. Hele bu bizim gibi gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerde eğitimli insanların ya da şöyle söyleyeyim, her eğitimli 20 kişiye karşılık 80 kişilik bir eğitimsiz kitle vardır. Eğitim deyince bundan sadece öğrenimi almayın, diplomayı almayın canlarım benim. Benim çocukluğumda diplomalı, üniversite diploması, hatta lise diploması olan insan sayısı çok daha azdı. Ama eğitimli insan sayısı, inanın, eğitimsiz insan sayısına neredeyse eşitti. Eğitim bambaşka bir şey. Eğitim, karakter, kişilik, şahsiyet, bunlar öğrenimle oluşmayan şeyler. Bunlar eğitimle oluşan şeylerdir. Öğrenim, kim demişti bilmiyorum, birisi Bülent Ecevit'in sadece lise mezunu olduğunu söyleyip hakaret etmeye kalkıştığında bir CHP milletvekili öğrenim demişti, eğitim değil, öğrenim cehaleti alır, eşekliği baki kalır. Gerçekten Bülent Ecevit lise mezunuydu. Ama Robert Lisesi, Robert Kolej mezunuydu. Kendisini sen eğitimsizsin, lise mezunusun diyen kişiyi 50 kere cebinden çıkarırdı eğitim olarak. Öğrenimden söz etmiyorum, eğitimden söz ediyorum. Haliyle bütün Avrupa devletlerinde halen ülkeyi yöneten siyasetçilerden çok üst düzey eğitime sahip gayri resmi bir ihtiyarlar heyeti vardır. Amerika'da da vardır. Amerika'daki ihtiyarlar heyeti olmasa Trump bugün Amerika'nın altından girmiş üstünden çıkmıştı. Ve çok büyük ihtimalle Amerika dünyanın bırakın en gelişmiş ülkesi olmayı bugün belki de bir iç savaşın ortasında debelenip duruyordu. Eğer Trump istediklerini yapamıyorsa bunu sadece Amerikan hukukuna değil Amerikan derin devletine borçludur. Peki Amerikan derin devleti ya da hatta dünyanın en büyük derin devleti gerçekten de Rockefeller ve Rothschild ailesi midir? Bunu iddia edenler dünyayı tanımayanlar, dünyayı hiç bilmeyenler, dünyadaki değişimin farkında olmayanlardır. Canlarım benim be. Günümüz dünyasının varlıklı aileleri ise eğer derin devlet ki değil, Rockefeller ailesi de Rothschild ailesi de yeni zenginlerin yanında birer bakkal dükkanı sahibi gibidirler. Evet, bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Pek çok kişi abarttın diyeceklerdir. Bazen abartmak iyidir. Bunu söyleyiş nedenim bir Rothschild ailesinin bir Walmart ailesi kadar olamadığını anlatmak içindir. Bir Bill Gates olamayacaklarını, hatta bir Zuckerberg olamayacaklarını anlatmak içindir. Bunları lütfen artık hepimiz bilelim. Bir Jeff Bezos, Rothschild ya da Rockefeller ailesini cebinden 10 kere çıkarır. Ama halen bazı İslamcı komplocular ve ulusalcı komplocular, milliyetçi komplocular bu iki ailenin dünyayı yönettiğini zannediyorlar. Zavallılar. Evet, zavallılar. Hatta bana göre az önce saydığım bilhassa dijital dünyanın serbest sahipleri arasında bu köhnemiş eski ailelerin esamisi bile okunmaz. Bunlar bitmiş geçmiş gitmişlerdir. Bunlar yenileşmeye ayak uyduramamış. Sadece ve sadece servet olarak zengin olanlardır. Ama dünyanın en zenginleri listesinde ilk yüze girerler mi? Ben bilmiyorum. Bugüne kadar isimlerini pek de duymadım. Yanılabilirim de. Doğrusunu bilenler bana lütfen belgeleriyle ya da güvenilir bir kurumun açıklamasını göndererek bilgi sahibi yapabilirler. Canlarım benim, güzellerim benim. Türkiye'de derin devlet 1996 senesinin 3 Kasım günü Susurluk'ta olan kaza ile birlikte bitirilmiştir. Bitmiştir demiyorum, bitirilmiştir. Bütün dünyadaki bencil hesapçı, sokaktan gelme siyasetçiler yıllarca üzerlerindeki bu gayri resmi derin devletten hep yakınmışlar.
Hep şikayetçi olmuşlardır. Çünkü üzerlerindeki bu derin devletler sokaktan gelen, eğitimsiz, kültürsüz, görgüsüz, tek amaçları alacakları oylarsa oylarla ülkenin en zenginlerinden daha zengin olmak olan bu siyasetçileri hep engellemişler, itirazlarını, hırslarını gemlemişlerdir. Bu nedenle o derin devletten kurtulmak istemiştir siyasetçiler. Türkiye'de bu derin devletten kurtulma süreci rahmetli Özal'la başlamış. 1996 3 Kasım günü zirveye çıkmıştır ve ondan sonra artık Türkiye'de derin devlet diye bizler sadece ve sadece susurluğa atları karışan eşkıyayı tanımışızdır. Zannetmişizdir ki derin devlet dediğiniz devletin gücünü alır arkasına, insanları, halkı soyar, her türlü kanunsuzluğu, her türlü pisliği, lanetliği, hırsızlığı, uğursuzluğu, soygunu, yolsuzluğu yapar, cinayetler işler. Hayır. Susurluk'ta ölenler derin devleti temsil edenler değildi. Susurluk'ta ölenler siyasetçilerin kapı kullarıydı. Siyasetçilerin ortaklarıydı. Siyasetçilerle birlik olup halkı ve devleti ve devletin hazinesini soyanlar, soyup soğana çevirenlerdi. Orada yakalananlar aslında siyasetçi, devlet bürokratı ve sözde iş adamı üçlüsüydü. Ne yazık ki oydu. Arabadan, daha doğrusu kendi arabası olduğu halde kullanmayan ama o arabadan büyük bir yara aldıktan sonra sağ salim çıkanlardan biri dönemin Doğru Yol Partisi milletvekillerindendi. Yanında 600 korucu çalışıyordu. 600 korucu. O günün parasıyla, her birine bugünün parasıyla alalım yahut da 2000 TL ödendiğini düşünürseniz ayda korucu maaşı olarak aldıkları para 1 milyon 200 bin liraydı. Bir aile yanında çalışan koruculardan, korucuların sırtından 1 milyon 200 bin lira alıyordu. Çünkü o maaş koruculara ödenmiyor, direkt aileye ödeniyordu. O ailenin o koruculara bugünün parasıyla 2 bin lira verdiği şüpheliydi ki hatta vermiyorlardı da. Onların karınlarını doyuruyordu, yatacak yer veriyorlardı. Zaten ağaydılar, aşirettiler. O nedenle de terörün bitmesini istemiyorlardı. Bugün de terörün bitmesini istemiyorlar. Bugün terörün bitmesini istemeyenler arasında bir koruculara bakan aşiretler, iki MHP gibi ulusalcı partiler vardır. Terör biterse, bugün Türkiye'de terör biterse MHP'nin ne hükmü kalır? MHP neyin propagandasını yaparak kimden niçin o isteyecektir? Hiç. Çünkü bugün MHP'yi ayakta tutan, MHP'ye oy veren insanların bir tek korkuları vardır. Acaba terör Türkiye'yi teslim alır mı? Terör bittiği gün böyle bir korku biteceği için MHP sıradan %1'lik, %2'lik bir parti haline gelecektir. Ama herkes şu anda ya da samimiyetle düşünen ki benim katılmadığım pek çok kişi şu anda derin devletin MHP ve Devlet Bahçeli olduğunu zannetmektedirler. Oysa hayır, değildir. Derin devlet, benim anladığım derin devlet, Devlet Bahçeli ya da MHP değil, hiç kimse değildir. Çünkü şu anda Türkiye'de son 17 yıldır, hatta 20 yıldır belki de Türkiye'de derin devlet yoktur. Derin devlet Susurluk'ta bilerek kasten öldürülmüştür. Ve derin devletin olmayan bütün günahları sırf itibarsızlaştırılması için Susurluk'taki kazada ölenlerin üzerinden devleti soyan çetenin üzerine yıkılmıştır. Candarım benim. Ne yazık ki böyledir. Peki bugün hala kimi İslamcılar ve pek çok ulusalcı neden derin devletle kavga etmektedirler? Niçin olmayan derin devletten şikayet ediyorlar? Kenarda köşede bir derin devlet kalmış olabilir diye. Evet, kenarda köşede bir derin devlet kalmış olabilir diye. Kalmış mıdır? Zannetmiyorum. Benim anladığım anlamda bir derin devlet kalmış olsaydı aslında çok iyi olurdu. Hiç silaha başvurmadan, şiddete başvurmadan demokratik yollarla yukarıdakileri pekala ikna edebilirdi. Evvelden derin devlet olduğunu ya da olmadığını hiçbir zaman tartışmadığımız çok sayıda değerli büyüğümüz ülkeyi yönetenlere seyrek de olsa mektuplar gönderirlerdi. O mektuplar
siyasetçilerin hırslarını, itirazlarını keser. Bir an için bile olsa, bir süreliğine bile olsa onları akla davet ederlerdi. Şimdi o büyükler de kalmadı. Zaten hemen hepsi öldüler. Derin devlet olabilecek nitelikte olanlar ise yıldırıldılar, korkutuldular. Ellerini ayaklarını çekmek zorunda kaldılar. Canlarım benim. Akşam saat 17'de görüşmek üzere. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öperim. Hoşça kalın.